bağlılığı açıklanmış. Hadi abi. Abi. Hadi. Hadi. 85 be! Geçtim be! Woohoo! Okul be, okul bittim. Sonunda bittim be. Yes. Geçtim be, bitti. Kurtuldum. Şimdi geriye Fransa'yla Sude kaldı. Huu. Ne yapsam ya? Çok keyifli bir yerinde. Hayatım hoş geldin. Uyanmışsın ve gülümsüyorsun. Yes. O zaman evet. İyi yerden vardım Ektir. Evet. Gerçekten. Bak okul yok. 85 aldım, okul olayını tamamen bitirdim. Başka bir şey için ne yapıyorsun? De. Kahve içelim mi ya? İçelim, içelim. Biz o kahveyi içelim. Ha. Şimdi bu geri kalan kartlar var ya. Ha. Hangisi daha özel? Fransa mı ben? Ya hayat, tabii ki Fransa. O neden? Hayat. İçinde sen olduğun için sevgilim. Niye? Burada olmuyor mu o iş? Aman! Burada nasıl olsun ya hayatım? Düşlerimi kaldıramıyor bu ülke. Uzaklaşmam lazım, uzaklara gitmem lazım. Fransa'ya mesela. Fazla uzaklaşma. Aa ne mümkün hayatım. Ya hem biliyorsun planlarımız belli sevgilim ya. Ne diyorsun peki bir akart için? O cepte canım. Benliğince mi dolu? Ya hayır tabii ki hayatım ya. Fransa. Yani sonuçta çok çalıştık biliyorsun. Son böyle artık rütüşleri yaptık ve sonlara kadar yaklaştık. Nasıl hissediyorsun peki? Yani olacak mı sence? Nasıl hissediyorsun? Hani böyle uçaklar gelir ve son piste yanaşır, son böyle kalkmak üzere kuleden izin bekler ya. Aynı öyle hissediyorum. Ne demişti hayatım? Hayat fırsattır. Efendim Hakan. Kanka poğaça aldım. Bak şimdi ne yapacağım. Ben de alamadım. Manyak çocuk. Ne haber kanka? İyi kanka, hoş geldin. Hoş bulduk kanka, nasılsın? İyi, sen? Oo Sude, ne haber? İyidir, senden haber. İyidir. Oğlum ne lan bu projenin hali? Oğlum bir dur, bir sakin ol ya. Merak etme kanka, birinci olacağız. Aa kardeşim, senin bu dünyada ikinci olman düşünülecek şey mi ya? İkinci olamazsın sen. Ya kanka bir dur Allah aşkına ya. Bir dur, bir sakin ol. Sakin olamam. Bugün hiç keyfimi bozaması. Senin keyfini özellikle bozmaya geldim ben. Her zamanki gibi kanka. Oğlum bak, bu bizim hayatımızın projesi. Bak buradaki eksiklikleri, hataları düzeltmeden. Buradaki eksikliği... Ya bırak al. Bir sakin ol kanka diyorum ya. Daha kahvaltı yapmadık. Kahveyi bile yeni içiyorum ya. Halledeceğiz, merak etme. Bana da doldursana. Tamam hadi kahve doldur. Kral. Al bakalım. Söyle ne yapacağız? Birkaç küçük değişiklik istiyorum kanka. Bir de ufak dokunuşlar. Çünkü proje çok karman karışık bir halde. Uyumsuzluk var ortada. Şu karmaşıklık ortadan kalksın yeter. Tamam. Da şöyle bir şey var kanka. Bir tane bir şey söyleyeceğim. Karmaşık görünen şeyler biliyorsun ki beni ben yapardım abi. Felsefe yapma kardeşim ya. Felsefe yapma. Şu işi düzeltelim hadi bak. Zaten karnım aç. Kanka poğaçalar nerede? Ne poğaçası? Oğlum gelirken aldım dedin ya telefonda. Lan yok, ben lafın gelişi söyledim ya. Ben sana poğaça mı alıyorum seni? Ooo ben sizi cebelleşirken size kahvaltı hazırlayayım o zaman. İyi. Ben de gideyim de poğaça alayım bari. Valla güzel olur ha. Poğaça almış. Benimki şey zeytinli olsun. Telefon al. Zeytinli hayat, sen ne istiyorsun? Ya fark etmez. Tamam. Fark etmez, alıyorum iki tane. Sude. Efendim? Yine niye mutlu bu gıcık? Hep mutlu zaten.
hep gıcık yani. Başarılı olanlar biraz gıcık olurlar. Ya sen bunun zekasına mı aşık oldun yoksa başarılarına falan mı? Başarıları zevk veriyor, zekası dinç tutuyor. Dişim acının reklamı gibi ha. Nereden çıkardın? Ya yok, lafın gelişi. O ilk genetik problem olabilir. Ne? Nereden çıkardın? Lafın gelişi. Alo. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Ne tamam hayatım ne? Hayatım benim çıkmam lazım. Evet daha kahvaltı yapmadık hayatım. Ama acildi. Zaten sizin de Hakan Beşiğiniz var. Ben sizinle çıkıyorum. Ya bu iş değil ki bu illet ya. Şebeklik yapmasaydınız. Tamam tamam. Akşam o zaman görüşelim tamam, tamam mı? Tamam akşam için konuşuruz, haberleşiriz, bir şeyler içeriz, planlarız. Hı. Ama sen önce Hakan'ı gazını al, ben çıktım görüşürüz. Tamam hadi hayatım görüşürüz. Bak gitti oğlum, gene bana kaldı. Oğlum bir dur fesatlık yapma ya. Yok, kız daha yeni gitti ya. Lafın gelişi oğlum. Lafın gelişi ne oldu? Lafın gelişi. Şimdi kardeşim. Evet. Şu karmaşıklık benim canımı çok sıkıyor, tamam mı? Hı. Ortada bir uyumsuzluk var. Evet. Şu karmaşıklığı ortadan kaldıralım. Evet. Gerisi önemli değil. Kanka biliyorsun az önce de söyledim sevgilim varken. Karmaşık yönden her şeyi ben yapar, rahat ya, ol. Yine felsefe yapma. Hadi şunu toparlayalım yeter. Ya tamam toparlarız kanka, toparlarız. Bak şimdi kanka biz nasıl insanlarız biliyor musun? Hı. Mesela ben en dıdıranlardan kurtulma becerimle sense kurnazlığınla tamamlıyoruz birbirimizi, anladın mı? Hı. Mesela bilgi sonsuz bir orman, tamam mı? Şöyle orman düşün. Bilgi sonsuz. Ben o sonsuzluğu dibine kadar yaşayanlardım. En çıkılmaz denilen yerlerden çıkma becerim var mesela. Hı. Sense nasılsın biliyor musun? Mesela ormanda hayal et kendimizi. İkimizi böyle. Tamam. Durmuştuk tamam böyle işte ormandayız. Nasıl çıkacağız buradan falan filan diyoruz böyle. Sen de şöyle bir şey oluyor. Burada ne yeriz? Nasıl hayatta kalırız? Öldürürler mi bizi? Hayvanlar saldırır mı bize? Diye böyle korku dolu bakan gözlerim var ya kanka. Beni benden alıyor ya. Ya merak etme be kanka. Yaşayacağız tamam, deneyeceğiz. Ama her zaman gibi başarıyoruz. Rahat ol. Kardeşim bu sizde genetik mi? Hı? Hangisi kanka genetik? Böyle her soruya cins cins cevaplar vermek. Kanka senin bu cinslik dediğin şey bütün insanlık zeka diyor. Nasıl yani? Ha şöyle. Mesela şimdi... Ya bu çok küçükken başladı anladın mı? Ben çocukken başladı yani. Annem mesela bana ilk kalem kağıt tutuşturdu elime. O dönemden başlayan bir serüven bu ya. Sonuçta hiçbir şeyin nerede olduğunu hiç sormadı mesela. Niçin yaptığıma baktı. O çocukluktan beri gelen şeyle beraber öyle başladık. Zeka var. Şey, çocukluğumuz ne güzeldi lan. Her şeyin tadı tuzu vardı. Çok güzel günler geçiriyorduk. Şimdi bir ton şeyle uğraşıyoruz ya. Hiçbir şeyin tadı yok oğlum. Eskiden ne bileyim her şeyin tadı vardı. Böyle bir şeyleri merak oğlum, etmenin bile tadı vardı. Bir şey söyleyeceğim kanka. 73'ten gün almış mıydın sen? Ne zaman girmiştin 73 nerede yaşına? Lan? Ya kanka niye oğlum öyle moruklar gibi konuşuyorsun ya? Bir sakin ol oğlum. Genciz biz. Hayatını yaşa. Hazzını almaya bak. Oğlum şu proje var ya şu proje. Ha. Salak etti beni. Yemin ediyorum salak oldum ya. Ne biliyorsun? Ya söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum ama dost acı söyler kanka ne yapayım. Şimdi sana şöyle bir şey söylemem lazım. Ama bu çok ciddi bir şey. Hı. Ne diyeceğim? Dostun olarak söylüyorum. Hı. Biliyorsun ki dost acı söylüyorum. Evet. Kanka bir insan... Hı. Bir şeyin... Evet. Kendisini... Evet. Salak ettiğini söylüyorsa... Ne? Salaktır zaten! Kendisinin bir şey. Oğlum lafın gelişi söyledik. Kardeşim ya. Bak hadi şunu halledelim. Sonra yine dalganı geçelim. Ya tamam tamam. Bir dakika şunu bitirelim bak. Tamam. Bak şimdi kardeşim. Sorun ne biliyor musun? Benim yazdığım sloganlara seni koyduğun renkler birbiriyle uyuşmuyor. Evet. Ortada bir uyumsuzluk sorunu var. Sen de biliyorsun ki Fransızlar titiz adamlar. Evet. Böyle ufak ayrıntıları es geçmezler. Kesin. Böyle küçük bir ayrıntı bile bizim bu projeyi kaybetmemize sebep olabilir. Bak eğer adamlar bu ayrıntı yüzünden bizi elerlerse şu Fransa kartıyla anca fal bakarsın haberin olsun. O yüzden bu kadar hafife alma bu işi. Evet kanka bir şey söyleyeceğim. Hafife aldıklarım, benim hafife aldıklarım sana ağır gelir dikkat et.
Kardeşim sende ne bitmez tükenmez bir ego seviyorum, var böyle seviyoruz ya. Seviyoruz ne yapalım. Seviyorsun da bak eğer bu proje kabul olmazsa he. Ve sen bunun sebebi olursan evet. O zaman seni alırım. Evet. O Güzel Sanatlar Fakültesindeki heykele oturturum. Ha, oturtursun evet oturtursun. Oturtur. Ama bulursan oturtursun. Çünkü bugüne kadar kimse beni beceremedi kaldı. Evet. Tamam hadi tamam. Senin şu güzel hatırın için. O yüzünün aldığı hal falan var ya, onun için bırak galiba. Kralsın sen ya. Bak. Hadi anneciğim. Hayır. Yanlış yerine. Sen mi? Hayır oğlum. Halledeceğim tamam. Olur. Çok beğeneceksin valla. Çok seveceksin. Bak şimdi şu bak. He o şekilde. Aynen. Ama he. Tamam bitti. Maili de sana gönderiyorum. Oğlum. Bunu çabuk yaptın. Evet. Her zaman olduğu gibi biliyorsun kanka. Gönderdim bu arada maili sana. Hı. Her zaman olduğu gibi dedim. Nasıl? Sihirli parmaklarımla tık tık. Ulan sanki biz bir proje için kıçımızı yırtmıyoruz da beyefendi iki tık tık tıkla hallediyor işi. Ama neyse güzel oldu bu hali. Beğendin değil mi? İş yapar. Ha, beğendin iş yapar. Değil mi? Çok güzel oldu. Bu sefer adamlar sorun çıkarmayacak. Kanka bak şimdi maili de sana gönderdim. Artık ben bu işte çok sıkıldım. Hı. Bundan sonra güzel kardeşim bunu alıyorsun. Şöyle kolunun altına doğru koyalım. Bundan sonra da kanka projeyle seni ilgiler. Tamam ben çok sıkıldım, kafa dağıtmam lazım biraz. Oğlum ben de sıkıldım Ayş. Akşam oturup bir şeyler mi yapsak? Bayılıyorum sana ya. Niye lan? Bir şey soracağım kanka. Bilinçli bela mısın sen? Ne alaka? Oğlum Sude varken niye seninle takılıyorum ben pardon? Ben ne yapacağım o zaman? Oğlum ne yaparsan ya ne bileyim ben ne yapacaksın ya? Beni bir sal da. İyi ben gidiyorum o zaman. Hayır hadi. Şey yapacağım ben bunu göstereceğim adamlara. Ben şey zaten şey yapacağım muhatap olacağım. Tamam. Senlik çok bir durum yok. Evet. Şey yaparım. Haber veririm ben sana. Yine konuşuruz ayrıntıları tamam? Git artık. Güzel oldu. Git hadi. Ha ben gidiyorum. Güzel. Ha görüşürüz. Zor kurtulduk ya. Lan ne dertli adamsın ya. Alo. Efendim. Sevgilim ne haber? İyi. Ya Hakan'dan kurtuldum da az önce. Ne yapayım yetişeyim ben sana da bir şeyler yapalım ne dersin? Aa şimdi olmaz. Akşam Beşiktaş'ta buluşalım. Ya zaten Mecidiye Camisi'ndeki kare fotoğrafını çekmem lazım şu an. Ha. Yetişeyim ben sana o zaman çekerim şimdi işte. Aa o zaman bir saat sonra bekliyorum ben seni. E tamam ne yapalım? Tamam hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz öpüyorum. Anca giderim zaten ya. Cami mami dedi ama böyle iyi miyiz ya? İyiyiz ya. Hayatım bak gerçekten şu hoca geldi dedi ya böyle evladım cami kireyken eteklan başörtüsü takmanız lazım diyene kadar hakikaten normal bir insan. Ne var ne olacak taktım girdim işte içeri. Hayatım bak vallahi kavgacı bir tavrım yok ama insanlar bu inandıkları şeylerin peşinden böyle deli gibi gidiyor olmalarına inan aklım almıyor ya inan aklım almıyor. Ayrıca bir şey soracağım. Niye takmak zorundaymışsın etekle başörtüsünü çok pardon? Çünkü bir tane burası bir cami ve bir cami girmenin belli bir edebi var. Ya tamam anladık yani de bu kuralları kim koyuyor? İnsanlar mı koyuyor Tanrı mı? Bak insanlar istediği dine mensup olup istediği yerde istediği şekilde bu inançlarını yaşayabilirler. Hı. Ve buna kimse karışamaz. Tamam anladım. Sana kimse inanca ortak olduğundan demiyor tabii ki. Hı. Ama bu her inanılan dinin, her mensup olunan dinin de kendine ait bir kuralı var. Tamam anladım canım. Kuralı var evet. Kuralı var da bu kuralları insanlar mı koyuyor, Tanrı mı diyorum ben. Ya Türk müsün hayatım? Türk'üm hayatım da Müslüman değilim. Yani ben bir deistim sonuçta.
Yani bir tanrının varlığını kabul ediyorum da bu dinleri falan da insanların kafalarından uydurduklarını da gayet iyi biliyorum. Kusura bak. Tamam da bunlar senin düşünceleri. Yani ama yani kutsal kitaplar var, peygamberler var ve bunlara inanan milyonlarca insanlar da var. Ne yapalım yani, tanrının sözünün gerçekliğini böyle mi anlayacağız? 1400 yıldır yaşanmışlıklar da ortada sevgilim. 1400 yıldır. 2000 yıllık Hristiyanlık var, onu ne yapacağız? 5000 yıllık Yahudilik var mesela. Onu ne yapacağız? Hayır yani Tanrı'nın sözünün gerçekliğini yıllarla mı ölçeceğiz? Herkesin kendine ait bir inancı var. Biz buna saygı duymak zorundasın. Ha bak, buna katılırım, okey. Buna da okey. İnanç yerine saygı. Bravo. Şunu aklım almıyor. Yani o inanç yerine saygı kısmından sonra... Aa, telefonu çaldı. İnsanların inançlarına, tamam mı? Sadece şuna bak. Hadi. Konuş. Ya biliyorum hayatın baskın falan filan olduğunu. İnsanlar, herkes birbirine baskı yapıyor. Tamam, anladım. Baskı yaptıklarına da katılıyor. Yani birileri bir şeylere inanıyor, öbürküler öbür dine inanıyor. Bu kadar insanın inandığı her şey boş mu yani? Ya varsa böyle bir şey? Ya inanmak her şeyden önce doğal bir ihtiyaçtır. Evet. Doğal bir serüvendir. Tamam, doğal olan şey zaten benim yaratılışımda doğal olarak var olan şeydir. Doğa bana aklımı başladı mesela, o yüzden ben bir varım. Yani. Tamam. Ama ölünce göreceğiz zaten. Ölünce değil mi? En sevdiğim de bu. Ölünce göreceğiz. Ne olacaktı ölüm olmasaydı mesela? Ha? Ne olacaktı? Ateist mi olacaktı? Ateist mi olacaktık biz ya? Bak bir kere ben... Tanrı'ya... Ya birileri öldüğünde sadece hatırlamam ben Tanrı'yı, tamam mı? Mesela şöyle gökyüzüne baktığımda hatırlıyorum Tanrı'yı. Ne bileyim, bir ağaca baktığımda, çiçeklere baktığımda... Bir gül gördüğümde mesela, yolda yürürken bile hatırlarım ben Tanrı'yı. Yani ona secde etmem gerekmez onu hatırlamak için. Hatırlarım, ha? Sıkıldım bu muhabbetinden. Aşk yaşamıza gitsek ya. Bu güzel. Ya dibini bitirmeden gelemem. Ay. Şu. İçelim değil mi bir şeyler? İçelim bakalım. Fransa işi ne durumda? Aa ama. Aşk üstü. Köşesinde iş konuşmak yasak. Tamam ama yani Fransa'da aşkımız için bir dönüm noktası sevgilim. Ya tamam hadi. İşte Hakan'la geldi ya Hakan. Hallettim bunu, son bir üst ayarı canı sıkıldı yani. Ona bir ayar çektim. Bitti işte. Bundan sonra olur geldi. Ya sen çok hayal kurma. Belki beklemezsin. Pardon, ne demek hayal kurmaya? Ha? Hayal kurmak ne demek ya? Hayatta bir şeyler yaparsın ve karşılığını alırsın, konum. Birkaç sene önce görüşemeyeceğiz. Bu seni hiç korkutmuyor mu? Ya niye korkutsun hayatım? Altı üstü bir senen kaldı. Üçüncü sınıfta bir sene sonra, dördüncü sınıf bitiyor. Yani alttan ders bırakmazsan, böyle ne bileyim, savsaklamazsan falan, bir sene sonra sınıfı yanıma gidiyorsun. Bu kadar kesin konuşmuyorsun. Hayat bu kadar kesin hayatım, hayır et bir şey ya. Hayat bu kadar kesin. Bir şeyler yaparsın, karşılığını bir şeyler alırsın, konum. Ben kesin konuşmuyorum. Sonuçta başarmam. Beni gıcık ediyor. Beni de çok güzel. Ne? Öyle hatırlatılmaz da. Gıcık olmayı bir kenara bırakıp da mutlu olsak daha güzel olmaz. Mantıklı şeyler. Yani heyecan tarafı o galiba. O politikten sonra Fransa'ya geldim. Sen, ben ve Fransa. Fransa'm, sen ben, Fransa'm. Hayatım, sen beni mi daha çok önemsiyorsun yoksa Fransa'yı? İkisi de tabii ki ne? Mantıklı şey ya, seferim bunlar da zaten. Ben gelene kadar nasıl deneyeceksin orada? Yapacağız bir şeyler. Çüş! Ya öyle değil ya, yani sen beni kıskanıyor musun? Ne bu haller ya? Aldatacağımdan falan mı korkuyorsun sen ha? Bir kere benim seni asla kıskanmayacağımı biliyorsun. Biz kadınlar kendi benliklerimizi fark ettiğimiz o mühman biri. Erkekten mecbur olan tarafta falan değiliz. Yani ben sana mecbur değilim. Sen de bana mecbur.
zaten mecburiyetle oluşturulmuş bir sevgiye de inanmıyorum ben. O yüzden sana kıskanacağım asla düşünmüyorum. Evet, düşünmek istemiyorum. Thank you! Sude! Bir dakika. Of, ben de seni seviyorum da böyle geceden sonra gitmene uyuz oluyorum ya. Kim mesaj attı böyle ya? Aha, annem. Bayılıyorum bu kadına ya. Günaydın demiş, kahvaltı yapabiliriz. Yapabiliriz anneciğim tabii ki. Günaydınlar hanımefendi. Günaydınlar. Hangi rüzgardan esinlenerek geldiniz acaba? Senin tarafından esmeyen rüzgardan. Ciddi bir fırça darbesiyle çayı koyuyorum o zaman. Ay kahve koyayım kahve. Yerenler gibi olabilirdim ama öyle olmadı. Bu da sert giriş oldu. Senin kahveni sert yapıyorum. En izlenmez denen videoları izlemedi, en okunmaz denen kitapları okumadı. Hiçbirine. Her zaman kendi başına bir şeyleri başarabileceğine inandı. Ne oldu ki? Ne yaptın ben şimdi? Bu sefer ben konuşacağım. Benim söylemeye hakkım olan şeyler var. Ben seni anlayayım. Kendine gel. Ne, yüzünüzü kızartacak ne yapmışım şimdi yani? Bir şeyin suç olması için illa yüz kızartıcı olması gerekmez. Ben ne yaptım hala anlamadım. Haftanın sadece bir günü eve geliyorsun. Fransa projen, kız arkadaşın, vizelerin, finallerin derken bu aralık haftalar sürebiliyor. Biz artık bir aile olduğumuz gerçeğini kaybediyoruz, farkında mısın? Anneciğim ne alakası var ya? Biz bir aileyiz tabii ki. Yani insanlar aynı evde, aynı çatı altında yemek yiyorlar, işte ne bileyim aynı masada, sofrada oturuyorlar diye. Bu onların bir aile olduğunu göstermez. Ya biz görüşmediğimiz için harika bir aileyiz, süper. Anne ben, babam mimar diye dünyanın dört bir tarafını geziyordu ben küçükken. Ben hiç bununla ilgili size bir şey söyledim mi ya o yalnızlık duygumla ilgili? Çünkü bu onun işiydi. Senin henüz gerçek bir sorumluluğun bile olmadı. Aa öyle mi? Benim hiç sorumluluğum olmadı öyle mi anneciğim? Ya ben sorumluluk aldım tamam mı? Ben okul kazandım, derslerimi geçtim, başarılar elde ettim.
projelerimin hepsinde birinci oldum. Sizin sorumluluk dediğiniz şey ne acaba anlamıyorum. Evlenmek, barklanmak, çocuk sahibi olmak, araba falan almak mı ya? Mesele ya, bu değil. Ya Allah, bırak anne ya. Mesele ne o zaman anne? Mesele ne ya? Ya niye böyle bakıyorsun sen ne olaya? Bak ben kendimle ilgili bir tercih yaptım, tamam mı? Ve bu tercih tamamen beni ilgilendiren bir tercih. Eğer ben bu çizgileri geçemezsem sanatın koymuş olduğu sınırları geçmeyi beceremem. Korkuyorum. Dağılacağız diye çok korkuyorum. Dağılacak bir şey yok anne, merak etme. Hem iletişim kanalları falan var, sosyal medya var, bir şeyler var. Ya ben bir kere sadece sizden şunu istiyorum. Kalbimdeki sevginin gerçekliğine inanmanızı istiyorum sizden. Hepsi bu. İnanmak mı? Ya ben senin neye ne kadar inanacağını nereden bileceğim? Sürekli dış atan somonlar gibisin. Bir türlü sıkışmıyorsun ki durup duracağın yerde. Umarım biz ölmeden Fransa'dan dönersin. Ya anne merak etme. O kadar da uzun boylu değil ya. Ne kadar olduğunu ödemeden bilemeyeceğim. Anneciğim dedim ya. Telefon var bak. Sosyal medya var, görüntülü konuşma var, bir sürü şey var. Tamam, ben gidiyorum, işlerim var. İyi tamam, ben de çıkarken okula geçeceğim, bırakırım seni ya. Geçerken okula geçeceğim de bırakayım seni. Evet ya. Vallahi var ya, bir gün de özledim seni hayatım ya. Projeden haber var mı? Yok projeden haber falan. Zaten ikinizi bekliyorum ben bu hayatta. Bir projeden haber, bir de senden. Tamam, ben yetişmeye çalışacağım. İyi tamam. Hadi görüşürüz. Ben de o zaman duş falan alayım. Akşama meyve falan ister misin? Hazırlayayım biraz. Yok tamam, takıl sen kafana göre. Görüşürüz. Tamam bebeğim, görüşürüz dedi. Hayda. Niye yapmıyor ya? Hadi. Allah kahretsin ya. İnternette mezar değil mi? Bakayım Beşiktaş var mı? Su kesin size. Su kesin size. İster. Ne yok, Beşiktaş yok abi. Eff ya, tam da zamanını buldun ya. Test açıyorum bak. Alo. Efendim. Sularımız akmıyor. Doğa. Genelde beni su akmayanlar arar zaten. Nerede oturuyorsunuz siz? Beşiktaş'tayım abi ben. Siz neredesiniz acaba? Ben Güngören'deyim. Güngören'de oturuyorum. Oo çok güzel. Abi çok uzak değil mi ya? Oradan sizin buraya gelemezsiniz gibi geldim. Gelin ben gelirim. Çok sürmez öyle tahmin ediyorum. Sen bir adresi söyle de ben bir not edeyim. Olur. Söyle bakalım. Beşiktaş. Beşiktaş. Sinan Paşa Mahallesi. Mahallesi. Evet. Orta Bahçe Caddesi. Orta Bahçe Caddesi. No 10. Kat 17. Maşallah kat 17. Daire 67. 67. Tamam evladım, ben not ettim. Birazdan yola çıkacağım inşallah. Tamam. Tamam abi. Tamam. Hadi görüşürüz. Vallahi bravo adam. Hiç şey yapmadı ya. Ta Güngören'den buraya gelecek. Vallahi bravo. Of, duş da alamadım ben şimdi. Ne yapayım?
atlayış çok iyi. Atlıyorsun böyle yukarıdan. Epilektik ne diyorlardı ona ya? Ama elde kamera, telefon işi çok iyi. Tutar yani. Güzel tutuyor. Ulan var ya şu hayvanlara bayılıyorum ya. Neyse canım yok. Kesin Sude. Da yani bana haber verebilirdin. Hayır ben sana zaten bana haber versem yani bana yalan söylemeni gerektirecek bir durum yok ki ortada. Sen bana haber verseydin de zaten gidebilirdin. Hayır ben sana kızmam ki. Hayır kızarım tabii de kıskanmam yani. Tamam kıskanırım. Kıskanırım da en azından sana belli etmem. Yetişkin insanlarız canım. Koca koca insanlarız. Yani böyle saçma sapan bir şey için seninle tartışacak değilim. Hele de telefonda. Medeni insanlarız biz sonuçta. Hayret bir şey ya. Gidiyorsan haber ver değil mi? Alo. Efendim. Neredesiniz abi? Trafik var evladım. Biraz sabırlı olabilirsen yanımda olacağım. Tamam. Tamam. Zaten bugün gün tersten. Ne yapsam? Kız var ya. Ne bu şimdi? Yeni sayı mı? Bayağı yeni sayı. 2. Güzel. Ya abi bu grafik çizdiğiniz grafik geçen sayıyı ben okudum. Aynısı ya. Ya birazcık yaratıcı olun. Birazcık özgün, özgür olun. Ne demiş? İlk sayfamıza bakalım. Bravo. Bilimin canı incedir. Aynı grafiğin bu tarafa bakanını ya ooo özgün falan değilsiniz tamam mı? Özgür de değilsiniz. Çünkü özgün ve özgür olmak için prangalarınızdan kurtulmanız gerekiyor. Zekalılar ya. Hoş geldin abi. Hoş gördük. Hoş gördük. Problem neydi genç? Yok bir şey. Nasıl yani problem? Ne nasıl yani? Sen çağırdın ya. Evet çağırdım. Ya onu anladık evladım. Niye çağırdın? Sular aktı. Tuhaf. Ne tuhaf abi? Gelirken baktım aşağıda su vardı. Evet. Çeşmenin manası da açık şu an. He. Ben öyle zannediyorum ki borularda. Yani problem borularda olmalı. Ben bir boruları sökeceğim sen işini gör. Güzel. Bak o da sorun nerede onu arıyordu. Geç birlikte arayın hadi. Selam. Hayatım. Ha, hoş geldin hayatım ya. Peki.
Ha çok erkencisin. Bu mu? Bu şey ya. Sular akıyor da. Tesisat. Neyse ne canım? Sen ne yaptın? Ne yaptın? Nasıl geçti gün? Ne yapayım? Ben Mecidiye Camisi'ne gittim. Bir kere fotoğraf çekmem gerekiyordu. Onları çektim. Ha Mecidiye Camisi'nde çektin fotoğrafları. Biz çektik ya geçen gün o fotoğrafları Mecidiye Camisi'nde. Evet. De benim ona ek bir iki fotoğraf daha çekmem gerekiyordu. Ha. Camide. Evet. İyi göstersene bana ya bir fotoğraflar nasıl. Ne bu şimdi? Yalan mı söylüyorum? Yo yalan söylemiyorsun canım. Merak ettim sadece. Ay ne meraklısın her şeyi öyle dolaylı yoldan sormaya. Bir tek sen zekisin. Geri kalan hepimiz aptalız değil mi? Arkadaş dediğin Çağatay'la buluştun değil mi? Yani öyle bir şey olmuş gibi niye gidiyorsun ki? Zaten fotoğraf paylaşmışım yani ben. Ya yap şartın kör be! Ne söyleteceksin ya? Ya ne yapayım ne yapacaksa? En azından sürekli kendini övüp nasıl da mantığının her şeyi yoluna koyduğundan söyledi falan durmuyor. Oo demek ben mantığının bilmem ne yaptığını söylüyorum öyle mi? Yani ben öyle söylüyorum öyle mi? Aynen öyle. Bak bu laflarına dikkat et Sude. Bu lafların sonu ayrılığa gider. O yüzden kelimelerine dikkat et. Ya kör olmuşsun ya sen. Her şeyi gördüğünü sanan kocaman bir kör. Sıkıldım. Senin bu planlarından, bu yorumlamalarının hepsinden çok yoruldum. Bak diyorum ya, laflarına dikkat et Sude, tamam mı? Laflarına dikkat et. Bu konuşmanın sonu ayrılığa gider. Ah, en mantıklısı da bu olacaksınız. Ne yani? Ayrılıyor musun benden hanımefendi? Ya biz evleneceğiz diyorum ya, Fransa'ya gideceğiz, dünya kadar planımız var. Ayrıca ben hep böyle bir adamdım, tamam mı? Şimdi bak da geldi sıkıldı. Fransa'da sana planlı programlı mutluluklar dilerim canım sevgilim. Şimdi sıkıldım, şimdi bakayım. Pragmatik bir perspektiften terk ediyorum seni. Faydacı bir yerden baktığında demek istiyor. Öyle anlat. Abi. Bir dakika sen ya. Bak tamam. Tamam. Hemen bir yere gitmeye çalışma. Ne tamam? Bir sakin olur musun? Ya ben zaten... Ya sakin olur musun lütfen? Gel şöyle bir otur ya. Bir otur bir konuşalım. Nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri ya? Ben gayet sakinim tamam mı? Senin planlamalarından ve açıklamalarından çok yoruldum. Çok sıkıldım. Sude. Biraz mantık. Ya hala mantık diyorsun ya. Ya evet mantık diyorum ya. Mantık yersiz oldu bence de. Abi. Ben gidiyorum ya. Kendine iyi bak ve sakın kendini çok fazla üzme. Kendini fazla üzme. Ya ne demek kendini fazla üzme ya? He? Ne demek kendini fazla üzme? Evlenecektik diyorum biz sana ya. Evlenecektik. Yıllarımı verdim sana ben. Böyle bir şeyin imkanı yok ya. Of! Tuhaf. Ya ne tuhaf abi ya ne tuhaf? Ne? Ne tuhaf? Komuda işlerimi buldum. Burnumun içinde. Hayret. Ama öyle olsa şaşırtıcı olurdu değil mi? He çok şaşırtıcı olurdu abi. İnanılmaz şaşırtıcı olurdu. Enteresan. Bir taş gelmiş ve boruyu tıkamış. Halbuki böyle bir şeyin olması için binanın 70 yıllık borları saçın korması lazımdı. Abi böyle bir şeyin diyorum ki imkanı yok. İmkanı yok. Bu bina daha 1,5 yıllık. Yani böyle bir şey imkansız. İmkansız diye bir şey yoktur evladım. Sapıklar hep beni arıyor herhalde ya. +33 Fransa. Efendim? Alo. Efendim. Hakan Bey'le görüşebilir miyim? Hakan Bey'le görüş... Buyurun ben proje ortamına da Hakan. Buyurun ben dinliyorum sizi. Hakan Bey yanınızda değil mi? Hakan Bey yanımda değil. Proje ortamım diyorum. Adı Hakan. Ama biz... Hayır Hakan ben sizi dinliyorum. Buyurun yani. Hakan Bey'le görüşmemiz lazım. Biz projeyi Hakan Bey'le yürütüyoruz. Sanırım... Yanlışlıkla arandı bu numara. Ya nasıl yanlışlıkla diyorum ki ben size. Proje ortağımın adı Hakan.
Biz beraber yürütüyoruz projeyi diyorum ya. Ama Hakan Bey projeye tek başına devam edeceğini söylemişti. Yani projenin sahibi olarak Hakan Bey gözüküyor. Ya, bir yanlış anlaşılma var galiba. Pardon, iyi günler. Ne demek ya? Projeyi Hakan Bey'le yürütüyorum ne demek abi? Pardon. Ne demek abi Hakan Bey'le projeyi yürütüyorum? Bizim bu proje, ne bizim? Nasıl Hakan tek başına alır projeyi? Böyle bir şeyin imkanı yok! İmkansız diye bir şey yoktur evladım. Ben söylemiştim zaten. Abi niye böyle şeylerde hep beni buluyor ya? Ha? Tuhaf ya bu borunun. He? Senin evindeki. Hayır bunun olma ihtimali nedir diyorum abi. Bunun olma ihtimali nedir ya? İşte ben de oraya çıkıyorum. Diyorum ki yani bu taşın bu borda olma ihtimali. İstanbul için düşünecek olursak yaklaşık 15 milyonda bir ihtimal. 15 milyonda bir. Halbuki tuhaf. Bir insanın her nefeste ölme ihtimali sadece 3'te 1. 3'te 1. Bravo. 15 milyonda bir değil mi? Bir de 3'te 1. Abi bir şey soracağım kusura bakma. Sen doktor musun ya? He? Sen doktor musun? Çıktı dışarı. 6. sınıf tıp tek. Ben olsaydım genç adam. Eğer ben bir deist olsaydım, inan bana aşık olmazdım. Sen benim deist olduğumu nereden çıkardın ya? Thomas Paine'in kitaplarından tut bütün kütüphanen deist olduğunu zaten bağıra bağıra söylüyor. Şaşılacak bir durum yok ortada. Deizmle aşkın ne alakası varmış? Yani deizm olunca aşk niye olmuyormuş? Şok okuduğu için filan mı olmuyor yani? Sorumluluktan kaçtığı için olmuyor. Aşk bir sorumluluktur. İyi de benim bir amacım var. Amacın ne? Özgün ve özgür olmak. Bunlar gibi. Tam da yaratılışımın aksine bir tutum be adam. Yaratılmış olan bir şeyin bana özgün ve özgünlüğünden ne kadar bahsedebilirsin? Bilmiyorum. Özgün ve özgür olmak için aşktan vazgeçmek en mantıklı yol. Bir kere sorumluluk almazsın anladın mı? Rahatsın, kafana göre... Abi ne yapıyorsun ya? Alt katta... Çocuk uyuyor abi, biraz yavaş olur musun ya? Ben de işte olsaydım evlenmezdim. Hayda. Ben diyorum ki, ben şu kızla Fransa'ya gireceğiz. Bak ben bunu buraya yazmışım projelerimi. Fransa'ya gireceğiz, evleneceğiz. Fark etmez. Ama ben bu kıza yıllarımı verdim. Ben bu kızla evlenecektim diyorum ya. Yahu bir deistin evlenmesi kadar mantıksız bir şey olabilir mi? Hala ne diyor ya? Abi evlilikle deizmin ne alakası var ya şimdi? Bugünkü mantığına düşün. Özgün ol, özgün. Tamam. Niye çocuk sahibi olasın arkadaş? Sana birkaç defa abu diyecek, bubu diyecek. 5 yaşına geldiğinde sana küfür etmeye, 15 yaşına geldiğinde hadi ben oradan o kadar biliyorsan kendini yap demeye başlayacak ve ömrünü buna mı atın? Hem neden alt kattaki bebeği kafana takıyorsun? Ölüp gitse ailesi kurtulur. Ya abi sen de ne acımasız mısın ya? El kadar çocuk o ya da. Mantıklı düşünmüyor musun? Düşünüyorum. Hayatı bir mantıkla çözüyorum. Evet. İşte sana basit bir mantık sorusu. Bir deist neden evlenir? Bir deist, bir çocuğu neden? Bilmiyorum. Yani sonuçta vardır muhakkak bunun da bir açıklaması canım. Ben evlenmedim, baklanmadım ki. Onu tecrübe etmek lazım. O yüzden bilmiyorum. Bilmiyorsun. Evet, bilmiyorum. Ben diyorum. Ne diyorsun? Diyorum ki, eğer ben bir deist olsaydım, öldürürdüm onu. Hangi adamı? Şu proje cesaret eden adam yok mu telefonda? George. Arkadaşım o benim ya, arkadaşım o benim. Bu nasıl arkadaşlık? Adam satmadı mı seni? Sattı tamam, al sak! Köpeğin teki! Adir, benim çocukluk arkadaşım ya. Tamam sattı beni de. Yani sonuçta onu öldüremem ki. Hem öldürürsem... Hem öldürürsem ceza yerim diye korkuyorsun tuhaf. Halbuki dünyada işlenen 10 cinayetten sadece 4 tanesinin katili bulunabilir.
Ya iyi de insan öldürmek iyi bir şey değil ki. Ama mantıklı bir şey. Tamam amca haklısın, tamam. Ya tamam da sen bu geldiğinden beri nedir ya bu haller, bu tavırlar? Boru mu döşüyorsun, bize mi döşüyorsun belli değil ya. Altıncı sınıftan. Ne? De 180'li. İhtilal dönemi. Dönemin en meşhur komünistlerinden birisi. Tam kadavranın üzerindeyken yaşasın komünizm diye hakkım. Ve o anda atılıyor. Bir daha da dönmeye fırsatım olmazken tuhaf bir şekilde sadece bir kızı sevmeye mecbur oldum. Vay be. Daha doğrusu hayat beni oraya götürdü. Derken iyi, güzel, hoş, evlendik. Bir çocuğumuz oldu. Çocuğumuz engelli doğdu. Evden aşağı. Öyle mi olur, böyle mi olur? Biraz sabır iyileşir. Sabır selamet derken 2,5 yaşına geldiğinde çocuğu konuşamadım. Üzgünüm. Çocuğuma ayık oldu. Çocuk 3 yaşındayken eşim vefat etti. Kendi ellerimle kurdum. Başlasın. Peki çocuk? Çocuk yaşıyor. Bakıcı filan? Bir bakıcıya 1500 lira vermek gibi bir imkanım yok. Abi, hani kusura bakma da niye beş saçlı o zaman? İngiliz anahtarına ilgim var. Bak genç adam, eğer ben mantıklı olsaydım, inan bana hiç aşık olmazdım. Eğer ben mantıklı olsaydım, annesi öldüğünde bu çocuğu devlete vermelisin diye dedesine evet, haklısın demem gerekir. Eğer ben mantıklı olsaydım, gün görenden Beşiktaş'a bir su borusu tamir etmek için gelmek dünyanın en ahmakça şeyi. Yani ben şimdi bu söylediklerini tam anlayamıyorum. Yani tam bunları çözümleyemiyorum. Bilmiyorum yani. Ben de işte olsaydım genç adam. Aklımdan bana söylenenlere katlanamaz, isyan ederim. Sonuçta isyan sonsuzluğa kanat çıkmaktır, öyle değil mi? Evet. Evet. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Bak ben de... Ben de aynı şeyi söylüyorum. Ben de aklım sayesinde bugünlere kadar geldim. Bak ben üniversiteyi kazandım, derslerimin hepsini geçtim. Girdiğim projelerin hepsinde, aklımla birlikte projelerin hepsinde birinci oldum ya. Ama şimdi böyle yani bu kadar yol kat ettikten sonra yani her şeyi yoluna koymuşken, her şeyi raylı rayına oturtmuşken... Aklının seni getirdiği yere bir kez daha bakmak ister misin? Peki yol, yöntem, sonuç yani sonuçta ben senin ya ne bileyim takıldığım zaman falan sular bozuldu falan deyip seni mi arayacağım? Hayır. Muhtemelen biz birbirimizi bir daha görmeyeceğiz. Ama sana tavsiyem, aklını bulduğu için bir kenara koy. Böyle. Vicdanını kalksın. Ben senin yerinde olsaydım, isyan ederim. Hakan sattı beni. Sude sattı. Of. Ama Tanrı'nın özel bir haberidir bu belki. Yani... Ya sonuçta insanlar vahye muhtaç değil bence. Olayların içinde de Tanrı'nın sözünün gerçekliğini bulabilir insan. Vicdan mı dedi? Vicdan dediği yer içindeki sesse ben onu hep dinliyorum zaten. Lisedeyken falan mesela o zaman dedi ki bana sigara iç dedi, sigara içtim. Sonra içki iç dedi, içki içtim.
Ha derslerde mesela kopya çekti, bir kopya çektim. Sonra dedi ki bir kız arkadaş buldum, bir kız arkadaş buldum. Gül dedi, güldüm. Mutlu ol dedi, mutlu oldum. Mutluydum. Mutluydum. Sanırım düşünme vakti geldi. Ama aklımla değil, aklımla değil. Vicdanımla. Geçen gün vicdan yazdım Google'a, böyle garip, tuhaf, gıcık. Ama bir yandan da hoş, böyle bir acayip bir laf çıktı karşıma. İman etti, vicdan etti. Ne yani? Biz vicdansız insanlarız. Ben aldatmadım ki ya kimseyi. Kimseyi kandırmadım, kimseyi dolandırmadım, kimseyi satmadım, kimseyi aldatmadım. Sude'yi 3-4 kere aldattım, tamam. Yani aslında Hakan'la ilgili de öyle. Yani Hakan'ın yerine bana proje teklif etselerdi ben de kabul ederdim. İyi de o zaman ben de hep içimden geldiği gibi hareket ediyorum. İşte içimdeki sesi, içimdeki sesi... İçimdeki sesi mi? Müslümanlardan bir farkı yok. Onlar bir kitaba iman ediyorlar. Bak da içimde hissetmem. İddia üzere iman sahibi olmak falan gerekiyor vicdanla karşılaşmak için. İyi de ben bunların hiçbirini yapmıyorum ki. Ben dinlere falan inanmıyorum ki ya. Ben nasıl karşılaşacağım ki vicdanımla? There is no God but Allah. Buyur. Anlamak istiyorum. Zor. Niye? Aklına güveniyorsun. Neye güveneceğim ki başına? Durmadan başını belaya sokan sesi akıl mı diyorsun? Ya kafam bulandırma ya. Zaten geldi tesisatçı yeterince karıştı bu kafamı. Ne dedi ki sana? Ne bileyim bir deist, işte aşık olmaz falan dedi. Saçma değil. Herkes mi aldatacak beni? Ne kadar aldatıldığın önemli değil. Aşktan vazgeçemez. Herkes aldatıyor. En çok da dinler aldatıyor. Hem aşklılar, hem kanat. Sen onlardan farklı mısın? Ben kimseyi öldürmedim ki ya. Doğru. Bu mümkün değil. Çünkü amacı olmayan herkes... Benim bir amacım var ama. Amaç neyi arzu ettiğini bilmek değil. Niçin var? Niçin varım peki ben? Niçin yaratıldıysan amacın olur. Ya canı sıkılmış bir tanrının amacı neyse odur o zaman öyle mi? Sence tanrı canı sıkıldı diye başına bu kadar belayı ve illeti yaratır mı? Niye yarattı beni o zaman canı sıkılmadıysa? Aşk. Aşk için niye bir adam yaratırsın ki ya? Aşkın sebebi olmaz. Muhatabı olur. Bak ben de sevmek istedim tamam mı? Hı hı. Ben de evlenmek istedim. Güzel. Ben de çocuklar sahibi olmak istedim. Çocuklarım olsun istedim. Hı hı. Ama bu kurallara ne bilmiyorum ya ben. Her ikisi din kuralları var. Doğan çocuğunu hiç mi kontrol etmezsin sen? Doğdu iyi güzel deyip hastanede mi bırakıyorsun çocuğu? Hayır. Alıyorsun değil mi? Evet. Eve getiriyorsun. Evet. Besliyorsun, büyütüyorsun. Ona amcasına, halasına, dayısına nasıl davranması gerektiğini söylüyorsun. Hı. Çocuğun olsun. Ha.
6. kat balkondaki evinizde, 6. kattaki evinizde, balkonda, balkonunuzun korkuluklarının olmadığını düşünerek çocuğun o balkonda istediği gibi dolaşmasına müsaade eder misin? Niye diyeyim ya? Küçücük çocuk o ya da. Ne karışıyorsun çocuğa ya? Sen deist değil misin? Bırak istediği gibi dolaşsın. Ya küçücük çocuk diyorum ya, o daha aklı yok ki. Aklı yok. Evet aklı yok. Onun aklı yok. Evet yok. Senin aklın var. Evet. Senin muhteşem bir aklın var. Evet, benim bugünlere kadar getirdi. Evet. Sen aklın sayesinde evet, bugünlere kadar geldin. Evet, ben aklım sayesinde bugüne kadar geldim. Ulan madem bu kadar aklın vardı, niye yedin bu kadar kazı? Aa, kan kazık atmış. Surde kazık atmış. O kazık atmış, bu kazık atmış. Bugüne kadar sahiplenemediğim için beni bundan sonra sahiplenebilecek olan her şeyi reddetmek için. Öyle ya. 15 yaşına kadar kimseye ilgilenmedim. Dertlerime kimse ortak olmadı. Benim çocukluğumdan kalma bir araba vardı. Mesela bir gün ön tekeri kopmuştu bunun. Babam neye takıldı kafana oğlum dedi. Arabamın ön tekeri yok baba dedim. E oğlum bunu mu, buna mı kafan takılıyor? Yenisini alırız. Hayır yenisini alamayız baba. Yenisini alamayız ben. Diğer kırmızı arabaları sevmiyorum ki. Ben başka araba istemiyorum ki. Ben bu kırmızı arabayı seviyorum ve ben bu kırmızı arabayı istiyorum. Çünkü ben bu kırmızı arabayı seviyorum. Ve işte bütün hikaye burada başlıyor. Milyonlarca kırmızı araba var. Ama sen bir tanesini istiyorsun, bir tanesini seviyorsun. Oysa hepsi de aynı. İyi de sen bir değişik değil misin? Yeni gelecek kırmızı arabanın seni mutlu etmesi gerekmez mi? Aranızda bir bağ oluşmuş. Hele ki kırmızı, plastik tekerlekli bir arabayla. Sen ise diyorsun ki evet, iyi tanrı var. Ama beni sevmiyor, beni sahiplenmiyor. İnsan sevdiğini sahiplenmezse, o sevgiyi. Keşke hiçbir şey anlamıyorum var mı? Farkın değil mi aynı? Benim bir amacım var. Bir amacım var. Bir amaç varsa, bu amaç için bir sistem ve bu sistem için de bir kurgu gerekmez mi? Gerekir. Ama bu sistemi oluşturan Tanrı bana çok güzel. Bu sistemi tasarlayan senin için tasarladı. Seni sevdiği için. Sevdiği için. Bak, bugüne kadar, yani şimdi bütün bu konuştuklarımla benim aslında istediklerim değil de istemediklerimi söylüyorum. Ama içinde garip bir rahatlama istiyorum. Sanırım insanlar bu yüzden söyledi ya. Ertesi güne rahat uyanabiliyorlar. Ve rahat uyanmak için böyle duyuyorlar. Yani bir tercih yapıyorlar aslında. Özgürlüğü. Özgürlüğü. Niye sustun ki ya sen bu güne kadar? Her insanın içinde var olan ben. Vicdan. İnsanların kendi kibirli akıllarına uymak istemeleri de yanlaştırılmaya mecbur bırakıyor. Ama ben asıl olan senin nefsini çirkettiğim o. O konuştukça ben susarım. O bağırırsa ben susarım. Ama sen ne zaman yüklensen ben hep burada olacağım. Kusura bakma. Arkana geçip sırtını sıvazlayanlardan olmayacağım. Sırtını sıvazlayıp seni uçurumdan aşağı itenlerden değil. Önüne geçip seni tutanlardan olacağım. Aramızdaki tek fark, ben bir yaratıcının olduğunun delili, sense merhamet, duygusuz, aşksız bir serüvende, yalnızlaştırılmış bir Pinokyo. Pinokyo.
yok ya da özgür olduğunu zannederken bizim tarafından, bir şeyler tarafından yönetilen bir kısa değil mi? Ben de öyle. Hangi dinin tanrısını bilmiyorum. Hangi din doğru onu da bilmiyorum. Ama senden sadece şunu istiyorum. Seni sevmeyi ve senin de beni sevdiğini istiyorum.